Sanal Direktör'den mutlu günler değerli izleyenler. Raşit Altun'la birlikte bugün yine 5 mücadeleyi sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Birbirinden güzel karşılaşmalar var. Bu karşılaşmaların tamamını, taraftar oylamalarının sonuçlarını ekranlarınıza taşıyacağız ve 11'ler üzerinden konuşacağız, değerlendireceğiz. Raşit Altun, hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Güzel maçlar var. Çok fazla vakit kaybetmeden maçlara geçelim. Güzel bir derbi var. Çünkü izleyicilerimizden gelen mesajlar da var. O mesajlara da olabildiğince yer vermiş olacağız. Tabii Süper Lig'de tarihi bir an yaşanacak bugün. 18 yıl sonra bir İzmir derbisi. Altay Göztepe karşılaşması. Maç öncesinde iki kulüp başkanının da verdiği çok güzel mesajlar vardı. İki kulüp başkanı da kazanacak olan İzmir'dir dedi. Ve bakalım taraftarlar ne kadar ilgi gösterdi. Öncelikle ev sahibi takımla başlayacağız. Gerçi iki ev sahibi takım var işin içerisinde ama bakalım 18 yıl sonra oynanacak olan İzmir derbisinde Süper Lig'de kazanan gülen taraf kim olacak? Taraftarların 11'leri nasıl? Hemen buna geçelim. Altay'a bakacağız. Sahadaki dizilimi 4-2-3-1 olarak belirledi Altaylı taraftarlar ve %50'lik bir oy aldı bu dizilim. Kalede de Lise'i göreceğiz. Zaten oyların tamamı Lise gelmiş durumda. Pinares ve Ahmet Raya'nın sakatlıkları var. Oylamada olmayan iki isimdi. Şimdi savunmaya bakalım. Dörtlü savunmayı taraftarlar stoperde tecrübeli İbrahim'den vazgeçmediler. Yanında da Björkander var. Bekleri de görelim, ardından da Raşit Altun'a sözü bırakacağım. Sağ bek %100 yine Cebrail. Solda da Nader'i var. Mustafa Denizli'nin bu sezon oynattığı futbolda da beklerin çok büyük bir katkısı oldu. Evet, özellikle Nader'i enteresan bir oyuncu, İranlı oyuncu. Daha önce de konuşmuştuk seninle, herhalde hoca daha önce İran'da takım çalıştırdığı için o bağlantılarıyla değerli bir oyuncu. Hani boyuna göre süratli, enteresan, değişik bir oyuncu. Hani bu sezon isminden bahsettirecek bir sol bek. Yani Polonyalı kaleci de bence hani Süper Lig seviyesi için iyi bir kaleci olduğunu söyleyebiliriz. İbrahim'i de tabii tekrar tebrik etmek lazım. Tam 40 yaşında. 1981 doğumlu. Hala bu kadar üst düzey oynayabiliyor. Tekrar tebrikleri ben. Hemen hemen her maçta zaten 11'deydi. Evet. Deneyim yani çok önemli tabii. Temposu yüksek, çok koşan bir takımın bir parçası. Evet. Buna rağmen sırıtmıyor ilerleyen yaşına rağmen. Onu da bir kez daha söyleyelim. Dörtlü savunmanın önüne geçelim. Oradaki ikiliyi bakalım. Altaylı taraftarlar nasıl belirledi? Nader'i, Björkander, İbrahim, Cebrail. Dörtlüsü önlerinde de Tiam ve Poco var ama Pinares'in %23'lük bir oy aldığını ama sakatlığı dolayısıyla da kenarda kaldığını belirtmek gerekiyor. İlk tercih Pinares ve Poco şeklinde olmuş. Bu ikinin önünde de Ceyhun var ama sanki Ceyhun'u biraz 10 numara pozisyon. Evet, yani, tamam. Pinares olmuş, orada olmadığı için. Orada olmadığı için oraya gelmiş. Oysa Ceyhun'da bir defansif orta saha almış. Bence değerli de bir oyuncu. Mesela hani ligimizde uzun yıllardır var. Unterhaching'den Ersun Yanal transfer etmişti yanılmıyorsam Trabzonspor'a. Ben değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ceyhun Gürsel'in. Çizgilere bakalım. Altay'da çizgiler kime emanet taraftarın gözünde? Sağda Hollandalı Kapel var. Solda da Rodriguez var. İkisi de %70'lik bir oy aldı. İleri uçta ise forvet hattında ise formayı %45 ile Bamba'ya verdi. %30 da Paixão. Biraz tabii Paixão neticede yaşı da onun da var. O yüzden birazcık Süper Lig seviyesi için belki hani o tempoyu kaldıramayabilir. Hoca da tercih etmiyor. Demek ki Altaylı taraftarlar da tercih etmiyor. Bamba da zaten çok iyi başladı. Evet. Gollerle başladı. Çok koşan bir takım olduğunu söylemiştik. Çok koşan bir takım. Bu arada 120 kilometrenin üzerinde bir koşu mesafesi vardı. Bu arada da Altay biliyorsun altyapı sahasında çok güçlü bir kulüp. Mesela 2003 doğumlu Kazımcan da geçen sene yanılmıyorsam birinci ligde golü vardı. Onu da herhalde ilerleyen haftalarda hoca müsait olursa yani oynatabilirse sahaya atacaktır diye düşünüyorum. Göztepe'ye geçelim. Bakalım Göztepe'li taraftarların oylama sonuçları nasıl yansıdı. Kulüp başkanı Mehmet Sepil maç öncesinde yaptığı açıklamada eski evimize gidiyoruz dedi. Altay deplasmanını yorumlarken bizim için de güzel olacak demişti. Kalede İrfan Can'ı tutmaya devam ediyor taraftarlar. 4-2-3-1 dizilimine de %40'lık bir oy geldi, onu da hemen belirtelim. Stoper'e bakalım. Stoper mevkisi değişmedi. Geçen haftada olduğu gibi Arslan Agiç ve Atınç %35'lik oylarla beraber formayı aldılar. Beklerde ise dörtlü savunmanın sağında Kerim, solunda da Berkan'ı yerleştirmiş taraftar. Önce şunu söyleyeyim. Sayın Başkan'ın söylediğine ek olarak Bornova'da oynanacak maç. Türkiye'de yani artık o zaman tabii Osmanlı zamanı 1877'de ilk futbol maçı Bornova'da yapılmış. Tabii muhtemelen orada İngiliz tacirler, yani bilinen Türkiye'de kayıtlı ilk futbol müsabakası 1877'de Bornova'da yapılmış. O yüzden öyle bir Türk futbolu için tarihi bir şey var Bornova'nın.
Bir süre daha herhalde Altay oynayacak ama inşallah Alsancak Stad'ı yetişir ve inşallah bence... Konumu da çok güzel bu arada Alsancak Stad. Muazzam. Bence yenilenmiş hali de güzel. Yani biraz eskisine benziyor. Çok rahat bir şekilde deniz yoluyla evet. Alsancak İskele'de inip mimari açıdan da 10 dakikada geçebilirsiniz. Mimari açıdan da bence güzel eskisine benzemesi. Tabii isminin Mustafa Denizli Stadyumun, Alsancak Stadı'nın isminin Mustafa Denizli olması konuşuluyor. Ya bence de orada bir revize olacak gibi Deniz Biricik muhabir arkadaşım. Yani bence İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı olabilir diye düşünüyorum. Yani bugün tabii Mustafa Denizli çok değerli, çok büyük bir teknik direktörümüz. Bu kadar Türk futboluna hizmet vermiş. Kesinlikle. Altay deyince akla gelen bir statta yaşatılması gerekiyor. Bravo. Altay deyince akla gelen ilk isim Mustafa Denizli. İnşallah olur. Hocanın da ismi orada. Yaşarken şey yapmak lazım bence. Değerlerini bilmek lazım. Çok değerli bir teknik adam. Devam edelim. Göztepe'nin 11'ini yerleştirmeye. Dörtlü savunmayı koyduk. Hatırlıyorsun. Önlerinde Obina var %29 ve %29 yine Soner. Geçen sezon hatırlıyorsun. En çok Türk futbolcu oynatan, süre veren takımdı. Göztepe yine hani 8+3'te o artı 3'e takılmayacak, sıkıntı yaşamayacak takımlardan biri. Şu anda 5 kişi. Halil yok. Tabii. Kaptan yok da 5 kişi şu anda var zaten. Şimdi 10 numara pozisyonuna bakacağız. Orada Tianic var. %29 oy aldı. Aslında oy dağılımları da bu arada çok orantılı ilerliyor. Evet. Çizgilere bakalım sağda. Bir şey söyleyeceğim. Zaten takımı güvendiği isim. Aslan Agiç ile Atınç da plaka yapmış yani. Tam 35. Aynen. Göztepe. İki stoper birden. Solda Baku var. Tabii, sağda Halil var. Evet. Hücuma da bakalım. Forvet hattında da Altay karşısında. Yahovic'i ben beklerdim. Yahovic yerine çünkü taraftarlar da çok seviyor Yahovic'i ama çok ucuna olmuş ama çok ucu ucuna Endiaye Yahovic. Aynen. Yahovic'i belki hamle oyuncusu olarak. Yani ben de özellikle böyle derbi maçlarda deneyimli oyuncular, atmosferi bilen, ligi bilen, ben mesela olsam ben Yahovic'i tercih ederim. İki takımın da tabii maç nasıl bir noktaya gelir, ikinci yarı neye evrilir bilmiyoruz ama ön bölgede hamle yapabilecek iki tane tecrübeli forveti var. Evet, Ayşao, diğer tarafta Yahovic. Oyunu da değiştirebilirler. Çünkü. İnşallah güzel İzmir'e yakışan güzel bir derbi izleyeceğiz akşam. Tabii ki hak eden kazansın. İzleyip göreceğiz. Erdem Bitik. Keyifli bir 90 dakika dileğinde bulunalım. Hem maçı takip eden İzmirli futbol severlere, hem ekranları başında tarihi bir an. 18 yıl sonra Süper Lig'de bir İzmir derbisi olacak. Onun kıymetini bilelim. Ekran başında bu mücadeleyi takip edelim. Şimdi geçelim ikinci karşılaşmaya. Süper Lig'de sanal direktörde oylamalara bakacağımız ikinci maç Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesi. Öncelikle ev sahibi takımla beraber başlayalım. Kasımpaşa'da taraftarlar hafta boyunca iki farklı dizilimde oylamalar gitti geldi ama %46 ile ilk sırada 4-2-3-1 oldu yine. Kalede Harun'u görmek istiyor bu arada taraftar. Ertuğrul'u biz görüyoruz ama taraftarın tercihi %75'lik bir oyla Harun. Biraz daha tecrübeli bir isim istiyor kalede. Vallahi ben yani bence ikisi de iyi kaleciler. Bu kadar oy farkı olabilecek bir bence de yok. İkisi de büyük takım. Evet, ikisi de büyük takım görmüş kaleciler. Yani bence de hani fark tabii ki taraftarların saygı duyuyoruz ama bence de bu kadar büyük fark yok arada yani. Stopere geçelim. Burayı kuvvetlendirdi Kasımpaşa. Geçen sene oranla çok daha iyi bir stoper ikilisi var. Galatasaray'dan ayrılan Donk geldi. Wolfsburg'dan Hollandalı stoper Bruma'yı aldılar. Evet, İkisi Donk. De bu arada geriden oyun kurabilen stoperler. Çok avantajlı. Sadece biraz ağırlığı konuşuluyor. İkisinin de. Aynen. İkisi de. Ağır oyuncular ama tabii deneyim özellikle o pozisyonda stoper bölgesinde çok 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 önemli olduğunu düşünüyorum ben. Burma da yanılmıyorsam Hollandalı. Tabii Hollandalı. Hollandalı. Wolfsburg'dan geldi. Wolfsburg'dan geldi ama hani Hollanda Chelsea görmüş bir oyuncu. Tabii. Hani kariyeri aslında üst düzey. Hani çok büyük bir stoper olması beklenirken o kariyerinde patlamayı yapamamış bir futbolcu ama ben bizim ligimiz için ideal. Evet tabii biraz ağır hani size'ı da iri bir stoper. İzleyip göreceğiz bakalım iyi bir ikili olacak mı? Herhalde ilk maçları beraber olacaklar. Beklere bakalım. Kasımpaşa'da sağda Fenerbahçe'den tanıdığımız Dirar var. %54. Mesela, ben onasını %61. Mesela Dirar da tabii Fenerbahçe'de olmadı ama hani fiziksel olarak tam bizim ligimize uygun, sert, güçlü, süratli bir oyuncu ama Fenerbahçe'de o istenileni veremedi. Ben iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Dirar'ın da. Hele bizim ligimiz için. Hı hı. Dörtlünün önüne geçeceğiz şimdi. Burada Travnik ve Sadiku %20'nin üzerine çıktılar. O bölgede zaten oylamaya girdikleri diğer isimlerle aralarında çok ciddi bir fark var.
10 numara pozisyonu en etkili bölgesi zaten yani, o bölgesi Kasımpaşa'nın. Hayradinovic. Hayradinovic de biraz daha fazla alabilir diye düşünüyorum ben. Çizgilere bakacağız. Şimdi burada iki farklı bölge, iki isim beklerdik ama Yusuf'u hem sağda hem solda görmek istiyor taraftarlar. Yani orada Yusuf'tan vazgeçemediklerini görüyoruz. Sağ kanatta zaten Dirar ve Ahmet'le beraber ama girdi. Yusuf'un performansı solda da Ahmet ve Berat'la birlikte giriyor. %37'lik oyla yine 11 oldu. Ama yani takımın şu anda yıldızı Yusuf. Normal iki yerde birden taraftarlar tercih ediliyor olması. Forvet'e de geçelim. Tabii Varga ve Ezerik'in yokluğu belki orada kanat pozisyonundaki. Mutlaka Varga olsa muhtemelen sol önünde Varga olur. Jörgensen de %63 aldı. Kasımpaşa'nın taraftar 11'i Raşit aldı. Çok doğal. Umut Bozok da hani iyi bir hamle oyuncusu ya da hani belki iki yerde oylandı Yusuf ama hani sol önde Umut belki hoca tercih eder. Şimdi Trabzonspor'a geçeceğiz ama belirtelim. Şimdi ilerleyen dakikalarda Galatasaray'da da aynı durumda karşılaşacağız. Taraftarlar oylamayı yaparken 3 yerli kuralını bazen atlayabiliyorlar. Şimdi o durumla karşılaşılan takımlardan biri de yanlışım yoksa Trabzonspor. Biz taraftar 11'ini ekranlara getirelim ama tabii bu 11'le sahaya çıkamayacağını da söyleyelim. Yani taraftarlar da şey istemiyor. Aynen. Yabancı varsa yetenekli oynasın diyor. Yani yerli kuralına bakmıyor. Evet, yani. 11 yaparken öyle söyleyelim. Şimdi kalede Uğurcan var. 4-2-3-1'e %43'lük oy geldi sahadaki dizilim. Evet. Stoper ikilisi değişmedi. Çok da yüksek oylarla beraber Vitor Hugo ve Edgar Ye var. Evet. Beklere bakalım. Sağda Perez %88 döndü. Solda da Dansville ki son Galatasaray maçında 3 tane bek oynatmak zorunda kaldı Abdullah Avcı yaşanan sakatlıklar dolayısıyla. Yani biraz tabii o İsmail adına üzücü oldu ama maç hani genel olarak daha imzasında Sayın Ahmet Ağoğlu hani bir yer yabancılarıyla ilgili özetle eğer yerli şey olmasa, yerli zorunlu olmasa seni almazdık demeye getirdi. Tabii birazcık öyle oldu ama olmuyordu yani. İsmail Köybaşı da bu seviyede pek kendini gösteremedi açıkçası. Ben de çok doğal karşılıyorum Trabzonspor. Evet. Tronsen'in de sakatlığı daha rahat tabii, konuşacağız. Tronsen'in de artık sakatlık problemi yaşaması sürekli. Galatasaray maçında girdi o yine, da çıktı. Evet, yine sakatlandı. Geçmiş olsun tabii. Doğal. Yani Trabzon'la en mantıklı kadroyu çıkarmış. Şimdi 11 gelince soracağım kim değişebilir. Evet. Çünkü şimdi devam edeceğiz 11'e. Şu an için bir yerli var Uğurcan. Dörtlünün önüne geçelim. Oradaki ikiliyi Berat ve Hamşik'ten yana kullandı taraftarlar. İkinci yerlisini de bu bölgede Siopis yerine Berat'a %20 doğal diyor. Evet. 10 numara pozisyonu burada zaten değişmeyen Bakasetas ama çok isimli. 4 farklı oyuncuyla giriyor oylamaya. Evet. Tabii burada diğerlerine de yayılıyor. Tamamı %100 yapmıyor diğer oyuncularla beraber ama diğer seçeneğine de çok fazla oy gelmiş demek ki. Çizgilere bakalım sağ çizgi ve solda. Sağda Jardinho, solda Bakayeme. Forvet hattında da Trabzonsporlu taraftarlar Cornelius'u görmek istemiş. Şimdi Raşit Altun. Trabzonspor böyle çıkamayacak kural gereği. Geriye sadece İsmail kalıyor elinde. Abdullah Avcı'nın. Çünkü ön bölgede hiçbir oyuncuyu kesemezsiniz şu an itibariyle. Yani şu olabilir mi peki? Perez'i sola atıp Serkan Hasan. Bunu Abdullah Avcı sağa koyabilir. Ya da sola alıp yani bilmiyorum hoca bu sene pek şans vermedi ama Hüseyin Türkmen olmaz mı? Perez'i sola atıp sağa. Evet. Geçen sene denedi mesela zaman zaman. Yani benim mesela kişisel fikrimde sevgili Erdem hani bu 3-4'lü savunmada sağ sol bekten birinin ben stoper özellikle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani artık boyu yani şöyle boyu 1.80'in üzerinde olmalı diye düşünüyorum. Üçlü oynamıyorsanız mı? Fark etmez. 4'lüden bahsediyorum. Üçlü de zaten 3 stoper. Destek vermesini istemez misiniz? Biraz daha kısa, daha sürekli. Tamam evet bir tanesi kadar. Öyle zaten. Biri, hani, biraz biri, daha tabii, savunma tabii, var. Yani, tamam. Yani, evet. Puyol, Pique, Abidal gibi mesela. Doğru. Ya da işte sol bek Hakan Balta gibi. Stoper özellikleri de olun da çünkü hem defans hem ofansif duran toplarda avantajlı oluyorsunuz. Ya benim fikrim bu. Mesela Beşiktaş Ensakala yönetiyor. Tamam Ensakala çok stoper fizik olarak mıydı Trabzonspor? Fizik olarak güçlü bir oyuncu Ensakala. Tabii oynattı sağ bek. Sağ bek sağ stoper zaten. Ya, ofansif beklemiyor Ensakala'dan bir şey hoca ama defans olarak da güçlü bir oyuncu. Şimdi böyle bir burada tercih yapılabilir da burada mi? Da mesela Hüseyin'i koyup Perez soldan olabilir ya da işte sola Perez, sağ Serkan Hasan daha ofansif bir takımda olabilir tabii. Yani ben deplasmanda oynadığı için söylüyorum. Neticede Kasımpaşa iyi bir deneyimli oyunculardan kurulu bir kadrosu var.
İzleyip göreceğiz tabii ne olacağını. Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesiyle ilgili Trabzonsporlu taraftarlardan gelen mesaj var. Berva isminde bir kullanıcımız paylaşmış. Yine Renan isminde bir kullanıcımız 11 paylaşmış. Birkaç taraftarın mesajı daha var. Hepsinde Abdülkadir Ömür 11'de bu arada. Destek var ya. Galatasaray maçında yaşananlardan dolayı bugün, daha doğrusu bu hafta Abdülkadir Ömür'ü sahada görmeyi bekler misiniz siz Trabzon'da? Ya vallahi ben beklerim. Yabancısıdır maalesef. Gervinho döndü. Yani, taraftar 11'de yani, Gervinho. Tepki çok ağır gerçekten. Hakikaten çok ağır. Yani, Trabzon'da Trabzonlu olmak, Trabzonlu olmak çok zor gerçekten. Çok ağır oluyor. Yani Yusuf Yazıcı'ya da biliyorsun çok sert tepkiler oluyor. İşte evlat olunca birazcık tepkiler de açıkçası acımasız oluyor. Abdülkadir Ömür de ama o işte beklenti çok büyük. Özellikle bizim ülkemizde bir oyuncu 10 numaralı formayı giydi mi beklenti çok büyük oluyor. Beklenti fazla oluyor. Çok yetenekli bir oyuncu ama işte o sakatlıktan sonra beklenen gelişimi, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı Abdülkadir Ömür. Yani inşallah toparlayacak da ülke futbolu için, milli takımımız için de önemli. Çok değerli bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu tabii ama yeteneklerinizi sahaya yansıtmanız gerekiyor tabii. Bir de bu var, Erdem Bitik. Tabii yetenek bir yere kadar. Bir yere kadar. İstikrarlı bir şekilde de tabii, yansıtıyor olmanız lazım. Ama tabii eleştiriler maalesef çok çok ağır. Geçelim Fraport'a Antalya Spor Beşiktaş mücadelesine. Öncelikle ev sahibi takımın sahadaki 11'ini ekranlarınıza taşıyalım. 4-1-4-1'i göreceğiz bu kez. Gerçi 4-2-3-1'e de %37 oy gelmiş. Evet. 4-1-4-1 de %47. Kalede Bofen zaten oyların tamamını aldı. Geçelim savunmada stoper mevkiinde Veysel ve Naldo var. Deneyimli iki stoper. Kudryashov da %26 aslında. 3 stopere de iyi oran çıkmış orada. Beklere bakalım. Sağ bekte Bünyamin %65, Güray %64. Geçen hafta biraz düşük bir performans sergiledi Bünyamin. Önde çok top kaybediyor. Evet. Kudryashov mesela diyorum ben. Biraz önce söyledim hani 3 sol bek sol stoper oynuyor ya. 3 stoper olmuş oluyorsunuz. Kudryashov'u bek oynatarak. Mesela. Hani, aynen. Yani özellikle tabii bir alternatif. Ya tabii büyük takımlara karşı oynarken yani Beşiktaş'ta oynuyorsunuz. Hoca mesela onu düşünebilir diye tahmin ediyorum ben. Evet Bünyamin de ofansif bir oyuncu. Çok gidiyor öne. Tabii ya, 2000 doğumlu Bünyamin. Tabii o da daha genç yani. Genç. İnşallah uzun yıllar. Evet tabii. Demeyeyim. 21-22 yaş daha. Bizim ülkemiz için ama normalde. Genç, aynen. Yani Jude Bellingham 17-18 yaşında işte Dortmund'da Beşiktaş maçında neler yaptığını biliyoruz. Gördük. Hiç 17'lik bir oyuncu gibi mi oynadı? Maalesef. Devam edelim. Dörtlünün önündeki o tekliğe bakalım. Nuri burada 4-1'in bölgesinde %33'lük bir oy aldı. Yani orada ortalan Poli'nin de bu kadar az oy alması da enteresan yani. Nuri'nin önünde forvet arkasında Den Milošević ve Hakan var. %18, %17. Freddy'yi kenarda tuttu taraftarlar bu bölgede. Evet. Çizgilere bakalım. Kanat sağda Gökdeniz, solda Hamilton. Evet. Nispeten yüksek oylar bunlar yine. Forvet hattında da ben Wright'ı bekliyordum. İyi ben de başlamıştı Haji Wright. Evet, ben ama de geri transfer Crivelli %48'de formayı aldı. Yani ben de Haji Wright'ı bekliyordum. Amerikalı oyuncu tabii çok... İki golle başladı galiba o da sezonu. Evet, fiziksel olarak çok üstün özellikleri olan bir oyuncu. Larin gibi. Kapı gibi topçu derler ya. Hakikaten kapı gibi bir futbolcu. Yani sürpriz olabilir tabii. Wright'la başlayabilir. Crivelli sağda solda da oynuyor. Hoca hani 4-4-2'yi de tercih edebilir. Ben Beşiktaş'a karşı sanmıyorum. Bence 4-2-3-1 oynar diye düşünüyorum ben. Aslında aynı 11'e benzer Fraport Antalya Spor'dan bir taraftar Okan Akçay paylaşmış, yerleştirmiş 11'ini. Her şey aynı. Evet. Sadece sizin bahsettiğiniz konu bir de Gaça var pardon. Sol çizgide Gaça'yı tercih ediyor Hamilton'un yerine ama Gaça benim bildiğim kadarıyla bir sakatlığı vardı galiba Gaça'nın. Ben Hakan'ın yerine de Poli olabilir diyorum. Aynı 4-2-3-1'de. Şeyi şöyle düşünmüş. Sizin az önce bahsettiğiniz gibi sol bek Güray yerine izleyicimiz Kudryashov'u koymuş oraya. Şimdi Gezal ve Rozier'e karşı tabii yani işi zor her sol bekin. Her sol kanat oyuncusunun ligde. Yani orası geçen sene Beşiktaş şampiyonluğa taşıyan kanat çok çok etkili iki oyuncu. Rozal, Gezal ve Rozier. Bir yorumla geliyor bu 11 üzerinden. Çağatay Şenel demiş ki Fraport Antalya Spor Beşiktaş'ı üstüne çekecek. Rakibi kontrayla vuracak bir kadroyla çıkmalı. Yani 11'ini yerleştirmiyor.
o 11'in nasıl olması gerektiğinin tanımını yapmış izleyiciler. Evet, ben de yani Antalyaspor'un puan almak için ya da kazanmak için yani bu sahaya çıkacak 11 kişinin maksimum performans göstermesi lazım. Beşiktaş hak yani çok güçlü bir takım. Kendisi aslında deplasmanda fark etmek için özellikle maçın ilk 10-15 dakikasında inanılmaz baskıyla oynuyorlar ve ligde maçı koparıyorlar. Aslında Dortmund maçını da koparıyordu. Koparabilirdi. Batshuayi hani Pjanic'in pasında çok güzel göğsüye dönüyor. Sol ayağıyla aslında iyi de vuruyor. Gerçi hani iyi vursa gol olur ama biraz kalecinin şansına kaleciye yakın gidiyor ve kaleci sağ ile çıkardı pozisyon. Nefis bir pozisyon. O pozisyon gol olsa tamamen farklı bir maç izleyeceğiz belki de. Çok güçlü bir takım Beşiktaş. Ben şu anda ligde herhalde en dominant futbol oynayan takım. Tabii biraz çok fazla zor yani Antalyaspor'un işte. Sakat tabii haberi gelmeye başladı. Şimdi Beşiktaş'ın kadrosuna geçelim. Beşiktaşlı taraftarların oylama sonuçlarına bakacağız. Son yapılan açıklamayla beraber Avrupa mesaisiyle birlikte Borussia Dortmund maçıyla beraber Wellington da sakatlar listesine eklendi. Vida Teixeira'nın da olmayacağı açıklandı. Bakalım şimdi bu eksikler doğrultusunda 4-1-4-1'e de %56'lık bir oy geldi taraftarlardan. Yani onu ben anlamıyorum. Sürekli hoca 4-1-4-1 oynatıyor Sergen Yalçın ve çok başarılı. Ama hala %56'da. Bu arada %35-4-2-3-1 yani ciddi bir oranda 4-2-3-1 evet, oluyor. Evet 4-2-3-1 istiyor. Bu arada Ersin de Tutta Sport'un Golden Boy ödüllerinde 40 isimden sevgili evet, izleyicilerimiz girip ankete Ersin'i işaretlerse tabii bir oyuncumuz. Dortmund 2001 doğumlu. Çok konuşulmuyor aslında. Evet. Birazdan 11 yerleştireceğiz ama şimdi Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan, Fenerbahçe'nin kalecisi Altay. Milli takımda da kaleyi koruyorlar. Çok fazla konuşuluyor bu iki isim haliyle ama Ersin'in ben de hakkının yendiğini düşünüyorum. Yani geçen sene yani, Beşiktaş şampiyon oldu. Evet. Ya 20'lik kaleciyle şampiyon ama oldu Beşiktaş'ta. Ama öyle değil. Yani şu var, şu var. Doğru söylüyorsun ama şu var, şu bir gerçek. Bence Ersin geçen seneye göre daha iyi. Yani geçen yani o bir senede bir sezon boyunca oynayıp bir sezon boyunca oynayıp Altay'ın ilk senesini hatırlayalım. Yerden yere vuruldu Altay. Evet. Ama şu anda Altay'ı alamazsınız Fenerbahçe'nin kalesi. Evet, şampiyonluk yaşaması bence çok olgunlaştırmış. Yani örnek veriyorum mesela geçen sene 10 üzerinden 6 oynuyorsa bugün 8-8.5 oynuyor Ersin. Yani hakikaten bence çok Dortmund büyük bir mesafe kaybetti. Üzerine gelen topları değil, net gol pozisyonları. Tabii tabii çok net pozisyonlar. Yani golde de ilk golde de artık o kadar içeriye giriyor oyuncu. Çok sert bir vuruş. Bacaklarının arasından geçiyor. Onu benden çok bir iki eleştiri oldu ama ben yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum orada. Çok net vuruyor, çok sert vuruyor. Bir de yere doğru. Yani orada artık biraz Ersin'in şanssızlığı oldu. Ben çok gelişim kaydettiğini, evet seninle aynı fikirdeyim bu sezon için ama bence Ersin de Altay ve Uğurcan'la birlikte artık milli takım, A milli takım zaten U23 Ümit milli takımda oynuyor. Ümit milli takımda kaledeydi. Muhteşem de top oynadı geçen maçta. İnşallah önümüzdeki yeni milli takımımızın hocasıyla belki o da şans bulur. Yani bugün zaten bu sene bulmazsa seneye bulacak. Hele böyle gelişimini devam ettirirse hakikaten müthiş performans gösterdi. Daha doğrusu Beşiktaş'ı bekleyen en büyük sıkıntı stoper mevkiinde olacak. İdeal iki stoperi de sakat. Evet. Vida ve Wellington'un yokluğunda zaten artık bunu çok da tahmin etmemek ama olmasa gerek. Necip ve Montero. Montero oynayacak ama işte geçen seneye göre bir kadro. Belki bir ihtimal işte Mehmet Topal. Evet, biz kadro zenginliği de var Beşiktaş'ın. Mesela hani Mehmet Topal var 3. oyuncu olarak. Neticede A milli takımımızın yıllarca Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Valencia'da üst düzey stoper oynamışlığı da var zaten. Yani üst düzey bir oyuncu zaten. Stoper oynamışlığı da var. En azından bir kadrosu var artık bu sene. Geçen seneye göre biraz eli, hocanın biraz daha eli rahat. Kanatlara ama bakalım. Sağda Rozier. Yani orada zaten evet. Solda da Rıdvan'ı tercih ediyor evet. Taraftarlar. Umut'un da bir sakatlığı yani, olduğunu belirtelim. Yani, tabii keşke oynasa Rıdvan. Sürekli oynasa ama Ensaka da fiziksel olarak, güç olarak da çok güçlü bir oyuncu. Ofansif olarak evet eksik ama bence hoca o yüzden tercih ediyor Ensaka'yı. Ondan ofansif bir şey beklemiyoruz. Defansif görevlerini yerine getiriliyor. Geçelim dörtlünün önüne. Bu pozisyonda üç yerliyi de kullanmış aynen, oldu. Aynen 3 yerliyi 4'lü savunmada bitirdi. Kaleci de dahil olmak üzere. Sergen Yalçın bakalım nasıl bir 11 sürecek. Josef dörtlünün önünde gözüküyor. Orta alana geçelim. Merkeze Pjanic, Atiba yan yanalar. Yani Atiba biraz eleştiri aldı. Ya ama normal yani tabii artık Dortmund 1983 maçında ilk defa Atiba'nın yaşını öğrendik diye çok fazla yorum yapıyor. Evet evet ama tabii çok yani çok üst düzey bir takım Dortmund. Yani orada Bayern Münih olduğu için Dortmund şampiyon olamıyor. Aslında Bundesliga şampiyonu 9 senedir Bayern Münih. Bu sene de olacak, 10 olacak. Yani aslında tabii iyi performanslar gösteriyor hep ama Bayern Münih rakip. Bayern Münih'e geçemiyorsunuz yani.
Evet biraz tabii artık 1983 doğumlu yani yoğun fikstür. Bir de seyahat gitti Kanada'ya geldi vesaire. Belki orada ben bir hocanın şey yapabileceğini düşünüyorum. Atiba'yı bu hafta dinlendirebileceğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü salı günü de maçı var. Hafta arası da maçlar var bu hafta. Can'la belki başlayabilir. Mesela. Ya tabii o Pjanic'in yanında herkes oynar gibi yani. Hakikaten o da müthiş başladı. Çizgilere bakalım. Çizgilerdeki durum nasıl? Gezal ve Larin şeklinde. Evet. Hücum hattını da görelim ki orası da artık pek değişmiyor ki. Kenan'ın oyları %13'e kadar düştü. Hem çizgide hem de Batshuayi'nin pozisyonunda %13 Kenan'ın aldığı en yüksek. Ama tabii Batshuayi hakikaten çok özel bir, çok hareketli. Tam bizim ligimiz için bence biçilmiş kaftan. Yani Dortmund maçında tabii o ilk pozisyon özellikle. Sonra bir tane daha var ama hani ilk maçın başında birazcık şanssızlık artık futbolda bunlar. Maalesef var. Ha ben burada Atiba'nın pozisyonunda yani o pozisyonda bir hocanın farklı bir şey düşünebileceğini düşünüyorum. İzleyicilerimizden gelen mesajlar var. Enkudu 11'i gözüküyor. Can Bozdağ ve Enkudu buradan farklı ekranda. Mesela Can olabilir. Enkudu'nun da bir sakatlığı var. Evet, onun da bir sakatlığı var. Hani mesela Atiba'nın pozisyonunda Can da olabilir yani. Ya da mesela yani pek denemedi ama hani Josef'i öne birazcık atıp Necip gibi pek zannetmiyorum ama yani belki hani Atiba'yı oynatmaya dinlendirebilir. Yani oyuncuların form durumu da değişebiliyor işte. Geçen hafta biz öğlen 12'de Gürler'le konuşuyoruz bizim editör arkadaşımızla. Oynar dediği isimler 4 saat sonra oynamıyor ya da oynamaz ya da dediği isimler. Tam tersi de oluyor. Tam tersi olabiliyor. Yani çünkü kulüp de son ana kadar beklemek istiyor haliyle. Yani tabii. Maç saatine kadar bekliyor. Tabii. Çok oyuncu doğal. Kendini oynayabilecek gibi hissederse hemen çıkartıyor ya, sahaya. Bu yoğun fikstürde inşallah bütün takımlar için söyleyelim. Başka sakatlık hiçbir futbolcuda olmaz. Şimdi bir diğer mücadeleye geçelim. Haftanın önemli karşılaşmalarından biri. Galatasaray Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor olacak. Öncelikle Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray'da Lazio maçıyla bu sezon ilk kez kendi evinde oynadı. Türk Telekom Arena'da oynadı. 1-0'lık galibiyetle, bunun verdiği moralle Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Taraftarların sahadaki 11 konusunda yarı yarıya bölündüğünü söylesek yanlış olmaz. %34, 4-2-3-1 demiş. %31 de 4-1-4-1 demiş. Ya o da enteresan mesela. Gerçi Lazio maçında 4-2-3-1 gibiydi Galatasaray ama hoca genellikle Fatih Terim 4-1-4-1'i tercih ediyor. Herhalde maç içerisinde de değiştiği için. Yani, evet. Ya tabii aslında yansıyor. Bunlara da çok da takılmamak lazım yani. Aslında artık modern futbolda herkes her yerde oynuyor. Tabii. Eskiden sağ bek 2 numara, sol bek 3 numaraydı neredeyse. Çıkmazlardı, doğru dururlardı yani. Yani artık şuna bakmak lazım. Taraftar dizilimde evet 4-2-3-1'e verdi. Şimdi yavaş yavaş yerleştirelim ama tıpkı Trabzonspor'da olduğu gibi Galatasaraylı taraftarlar da iki yerli oyuncuyu 11'de tuttu bu arada. Yani bu 11 taraftar 11'i sahaya çıkabilen bir 11 değil. Evet. Sınıra takılıyor, kurala takılıyor. Kalede Muslera var. Stoper mevkiinde Marka'nın cezası devam ediyor. Nelson ve Luyendam oynamak zorunda ki Marka Nelson'un ne kadar uyumlu olduğunu gördük. Evet yani Nelson kendi pozisyonunda ve Marka'yla çok daha iyi oynadığını gördük. Luyendam'a ile oynamanın ne kadar zor olduğunu da görmüş oluyoruz tabii bu arada. Tabii. Nelson da bunu görmüş. Yani herkes görüyor herhalde. Bütün Türk futbol severler görüyor. Yani Luyendam'a sizin için iyi bir opsiyon olabilir. İyi bir 11 oyuncunuz bence olabilir. Yani benim için bilmiyorum. Bana söylemiyorsun herhalde. Yok, benim için hiçbir şey olmaz ya Luyendam'a. Ya ben olsam mesela Alparslan'la oynarım. Çok top kaybediyor yani. Aynen. Oyun bilgisi çok şey yani. Bir stoperiniz bu kadar tedirgin edici olmamalı böyle bir takımda. Bravo. Ya her sene şampiyonluğa oynuyorsanız, büyük bir kulüpseniz evet. Tedirgin edici bir oyuncunuz olmamalı. Ya da bir oyuncu değişikliğiyle oyun bu kadar farklı olmamalı yani defansif anlamda. Yani oyunda ama kendini geliştirir. Daha rahat topu ayağında tutar, daha iyi oynar, daha çabuk oynar o ayrı. Cagney'e nasıl hakkını veriyoruz bu sezon başından beri? Tamam da 1994 doğumlu yani bu yaştan sonra. Belli olmuyor yine. Öğrenmenin yaşı yoktur Raşit Altın en azından. Ya, mutlaka. Ya mutlaka tabii de yani bilmiyorum. Luyendam'a da o ışığı göremiyorum. Yani bakıyorum gözlerine o ışık yok yani. Ya fazla kendine güveniyor mesela. Çok basit oynasa hani inanılmaz üstün fiziksel özellikleri var. Ama hani çok top tutuyor ayağında vesaire biraz fazla kendine güveniyor. Şimdi beklere geçelim. Bek pozisyonda Boye'nin sakatlığı devam ediyor. Barış Alper Yılmaz ve Arda'nın da sakatlıkları var. Boye'nin yokluğunda Yetlin sağda, solda da Van Aanholt Galatasaray tarafında. İdeal, burada bir yerli yok. Yani evet Van Aanholt da hakikaten ofansif olarak etkili ama biraz arkası sıkıntı oluyor. Yani tam bir sol bek değil de bir sol kanat oyuncusu diyebiliriz Van Aanholt için.
Şimdi 4-2-3-1'in dörtlünün önündeki ikilisine geçeceğiz. Yeni transferi bence bu yüzden taraftar %15'le sahaya sürdü. Şimdi Berkan orada oynadığı zaman ya da Taylan oynadığı zaman zaten üçlü yerliği Galatasaray, Halil ve Kerem'le tamamlıyor. Ama taraftar hazır yeni bir isim geldi görmek istiyoruz düşüncesiyle orada Çıkıldağ ile beraber formayı verdi. Evet. İzleyip göreceğiz tabii. Yani ben oyuncuyu hani yani bir transfer olunca özellikle büyük takımlara hani bir inceliyorsun ya nedir, nereden geldi, işte Max Meyer'de, Berisha falan bakıyorsun tabii oyuncu kim nedir. Yani biraz hava yani kafa topu yok oyuncunun negatif özelliklerini söyleyeyim önce. Fizik güç olarak da biraz hani biraz zorlanabilir Jets bizim ligimizde. Ama daha kısa tabii oyuncu. 5-6 santim kısa. Yetenekli bir oyuncu evet. Ama izleyip göreceğiz yani bizim ligin zor bir lig olduğunu, çok temaslı futbol oynandığını söyleyeyim. Biraz bana sanki size defansif orta saha oyuncusu için biraz size küçük gibi geldi ama tabii izleyip göreceğiz yani. Hı-hı. Yetenekli özel bir oyuncu. Devam edelim 10 numara pozisyonuna. Orada da Morutsan %20'lik bir oy aldı. Kanatlara geçelim. Her iki kanatta da sağda da Morutsan'ı tercih etti taraftar. Solda Kerem var. İki farklı bölge. Çünkü orada Emre de %22 oy aldı ama Emre'nin de sağlık durumu ortada. Nasıl oynayacak, nasıl oynamayacak? Hücuma da bakalım. Orada Halil Dervişoğlu'na güvenmeye devam ediyor taraftarlar. Tabii burada hem bir üçlü yerli sıkıntısı hem de iki farklı bölgede bir oyuncuyu kullanmış evet, oldu taraftar. Evet. Fegoli de herhalde artık oynayabilecek. Tabii oylamada dahil etmedik. Fegoli'nin evet, çünkü sakatlığı belli değildi. Babel'le başlayabilir. Tabii. Ama şu var hani var. Galatasaray için de Türk futbolu adına tabii. Halil'in izlediğimiz Halil, Burak Yılmaz'dan sonra iyi bir opsiyon oluyor. Hı hı. Oldu daha doğrusu. A milli takımımız için. Galatasaray'ın kadrosu da hakikaten 30 yaşın üzerinde iki oyuncu var. Van Aanholt'la Muslera. Genç, geleceğe dönük bir takım kurmaya çalışıyor. Çok kolay değil. Bazı maçlar iyi oynayacak. Bazı maçlar iyi oynayamayacak. 2-0 öne geçip yakalanacak. Bunlar olacak tabii. Çok fazla deneyimli taraftar takım. Mesajlarında da Halil Cagne. Dağılımı var. Şimdi Ömer paylaşmış 11'ini, Mbaye Cagney'i koymuş. Emre Kılınç ve Taylan'ı yine 11'e koymuş. Abi, bence, Alp Aslan'ı da stopere yerleştirmiş. Bunu Mustafa Yassıtepe izleyicimiz, Mert Çubukçu onlar da 11'lerini yerleştirirken stoperde Alp Aslan'ı tercih ediyorlar. Yani, Nelson Alp bu Aslan. Aslında Alp Aslan'ın tabii iyi bir oyuncu. Amir takımımızın oyuncusu. Üst düzey bir oyuncu ama tabii bu biraz da Luyendama'nın formsuzluğundan. Benim fikrim Galatasaray'ın hani o defansif orta saha oyuncusunu o işi çözemedi. Hani Fernando Reyes'ten sonra işte bir Joseph, bir Luis Gustavo gibi deneyimli bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu ben de düşünüyorum. Orada hani ben öyle abi kelimesini şey kullanmak istemiyorum ama orada deneyimli, tecrübeli takımı yönetecek bir oyuncuya ihtiyacı var hala diye düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Tabii aslında şu an onun performansını görürüz ama çok genç bir oyuncu olduğunu da söyleyelim. Geçelim Aytemiz Alanyaspor'a. Taraftar oyu 4-2-3-1'den yana %41'lik bir oy çıkmış. 11'e bakalım. Kaleci de %60 Marafona'ya geliyor. Aytemiz Alanyaspor'da kaleye Marafona'yı yerleştirmişler. Stoper ikilisine bakalım. Milinović ve Fatih beraber yer aldılar ki Avaziyem'in de oyu yüksek ki taraftarlar da Avaziyem'e mesajlarda. Ya ben de Avaziyem'in hani oynar diye düşünüyorum. Ya oylamadaki taraftarlarla bize yayın esnasında mesaj atan taraftarların 11'ler arasında burada çok ciddi fark oluşuyor bazen. Onlardan biri de Alanyaspor. Birazdan bakacağız yine. Bizi izleyip mesaj atıyorsa daha futbol hastası. Daha... Anket önüne düşüp belki de mi kullanıyor acaba öyle? Evet, ezbere mi kullanıyor? Evet, evet orada. Avaziyem oynar bence kesin. Hı-hı. Oynaması da lazım zaten. Beklere geçelim. Aytemiz Alanyaspor'da. Sağda Juanfran, solda Borja var. Yani Borja'da. 72-60 bir yüksek oylar. Dörtlüğün önündeki ikili. Leroy Fer yeni transfer. Umut'la beraber. Borja da iyi bir. Yine yakalamış iyi bir sol bek. Hı hı. 10 numara pozisyonu Emre Akbaba. Evet. Onun için önemli bir maç olacak. Anlamlı bir karşılaşma olacak forma şansı bulursa. Çizgiler sağda Efecan Karaca, solda Davidson. Hücum hattında ise formayı Kuma Babakar'a verdiler. Yani Babakar'ın durumu tabii önemli. Orada işte kalp spazmı sonrasında 2-3 haftadır kadroda ama Babakar'ın 90 dakikayı çıkarma ihtimali ya da maçın başlangıcını çıkarma ihtimali pek tabii bir onu izleyip göreceğiz. Vallahi ofansif olarak güçlü bir kadrosu olduğunu görüyoruz yani. Emre Akbaba, Babakar, Efecan, Davidson çok deneyimli bir oyuncu. Fer iyi bir takım. Alanyaspor. Daha doğrusu iyi futbolculardan kurulu ama takım olamadı diyelim. Selman Akdemir mesaj paylaşmış. Aynı 11'e benzer. Sadece burada Avaziyem az önce de konuştuk. Stoper'de
Diedu'yu da forvete koymuş Babakar'ın yerine. İki farklılık var sadece. Anket 11'in. Ben de Fatih'in yerine Avazyem oynar diye tahmin ediyorum. Şehir Fenerbahçe mücadelesiyle devam edeceğiz ama bir hatırlatmayı yapalım. Açıkta abla siz söylemiştiniz Beşiktaş evet, maçına Ersin'e oylara devam tuttu Sport'a. %40 birinci olmuş. E tabii canım yani. En yüksek oy şu anda Ersin'de. Evet herkes telefonundan girebilir yani. Oylamalara devam edelim ki Ersin'in de o Tuttosport'un yaptığı oylamada 40 oyuncu vardı galiba. Evet. 100 oyuncuydu. %10'larda olduğunu söyleyelim. 100 oyuncu girdi sonra 40'a düşürdü. 40'a kısa liste yaptılar. Şu an o listenin lideri konumunda Ersin. Devam edeceğiz. Medipol Başakşehir Fenerbahçe karşılaşması ev sahibi takımın sahadaki dizilimine hemen hızlı bir şekilde bakalım. 4-2-3-1'i tercih etmiş taraftarlar. Kalede de Volkan Babacan var. Stoper ikilisi taraftarlar da değiştirmiyor buradaki ikiliyi. Epruyan ve Ravita girelim. Yani bilmiyorum. Ravi 2004'lü. Çok tabii ki A milli takımı için çok önemli. Yani biraz ben orada deneyimli bir birini tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum artık. Pong. Ama Pong da geçen sezon çok eleştiriliyordu. Yani hiç eleştirilmeyecek gibi değildi o tabii. Ya belki Duarte de orada yani, çok evet. Düşmüş oyu Duarte'nin. %13'e evet, kadar düşmüş bu arada. Milan'dan geldiğini de unutmuyorum. Aynen. Kiralandı. Beklere bakalım. Sağ ve sol çizgide Şener. Eski takımına karşı iki bek oynama Hasan ihtimali Ali. Olabilir Şener ve Hasan Ali. İkisi de %53 almış bir de. Enteresan. Devam edelim. Dörtlünün önündeki ikili. Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci. O da, şu an 3 oyuncu üç tane, eski takımına karşı evet. Sahada olabilir. Evet ve şu anda tek yabancı var yalnız kadroda. Ön bölgede Epuriano. Toparlıyorlar mı? Tolga var, Şener var, Hasan Ali var, yerli, Volkan. Bir tek evet, Epuriano yabancı. Sadece Epuriano. Devam edelim. 10 numara pozisyonunda Aleksic, %20. Kanatlarda sağ açık mevkiinde Visca, solda Deniz Türüç var. Hücum hattında ise oylar yeni transfer Okaka'ya gitti. Yani ben bu kadroya stoper Ravel'in yerine hani daha deneyimli biri olmak kaydıyla bence kadrosu bu zaten. Belki hani Tolga Mahmut'un yerine de Endiaş mı olabilir? Yani Okaka'da sen de biliyorsun çok büyük patlama yapması beklenirken çok orta sınıf kaldı. Çok şey kaldı. Sürekli takım değiştirdi. Yani sürekli. Ama bizim ligimiz için uygun bir santrafor olduğunu ben düşünmüyorum. Fizik gücü yüksek. Yani şutu var. Hava hakimiyeti var ama işte hepsinden birazcık var yani. Hani ama mesela Okaka patlama yapıp 15-16 gol yaparsa sürpriz olmaz değil mi? Okaka'na. Yani 15-16 şu anki Başakşehir'de yaparsa sürpriz olur. Doğru söylüyorsun. O da var. Hayır yani. Oyuncu olarak söylüyorum. Oyuncu ben. Olarak. Yani Okaka gelip şey bizim ligimize 15 atsa dersin ki normal yani dersin. Okaka hani bizim ligimize uygun bir oyuncu. Fizik gücü yüksek. Ama tabii Başakşehir'de doğru söylüyorsun. Bu arada şimdi bu 11'le çıksa Volkan'ın da Fenerbahçe kariyeri var. Volkan, Şener, Hasan Ali, Tolga, Deniz. 5 eski Fenerbahçeli şu anda taraftar evet, 11'de yani sahada. Daha fazla hırs yaparlar. Aynen yani böyle görürsek kadroyu evet, çok bizde çünkü genel bir algı şey var hani ters şey düşünüyorlar ya işte eski karşı Fenerbahçe, eski Galatasaray, eski Beşiktaş zorlamaz tam tersi olur. Geçelim o zaman Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de Avrupa'da belki kazanamadı ama oldukça moralli geliyor. Çok şanssız bir iptal edilen. Yani hakikaten pozisyon. Yani çok şanssız. Ya yani büyük şanssızlık. Ama şunu da söyleyeyim şimdi Fenerbahçe'nin 11'ine geçelim. 3-4-3'e %8 özellikle ilk 15 dakika hakikaten çok iyi oynadı. Çok iyi bir top oynadı Fenerbahçe ama yani işte maçın genelinde iyi oynadı ama ilk 15 dakika hakikaten. Kalecinin penaltıdaki ayağı çizgide mi değil mi? İhlal var mı evet. Yok mu? Çok eleştiriliyor ya. Evet. Hakemler burada hata evet, yapıyor evet. Diye. Avrupa'da olduğu zaman gözünüzün evet, yaşınıza evet. Bakmıyorlar. Tabii. 90. dakikada gitti penaltıdaki yani, pozisyon. Çok yani, çok üzücü. Herkes atsa atmasaydı geçiyorum orayı. Berisha daha geriden gelse yine yetişirdi. Evet. Yine atardı o golü. Hakikaten üzücü oldu yani ülke futbolu adına. Neticede bir Alman takımı deplasmanda yenmiş olacaktık. Bunu böyle bakmamız lazım yani. 3'te 3 yapabilirdik. Erdem, Dortmund, Beşiktaş da Dortmund'u yenebilirdi. O 6. dakikadaki Batshuayi orada vuruyor tabii. Girse çok farklı olur yani. 1-0 başlıyorsunuz maça. Fenerbahçe 90. dakikada penaltı. Yani olacak iş değil hakikaten. Büyük şanssızlık ama yani geçtiğimiz yıllara oranla Erdem Bitik. Hani Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da ve güçlü rakiplere karşı iyi top oynadılar. Bakalım ligdeki durum nasıl olacak? Fenerbahçe'nin 11'ine hemen geçelim. Kalede Altay var %99'luk bir oyla. Üçlü stoperi değiştirmemiş taraftarda. Serdar, evet. Kim ve Salay çok iyi bir performans. Çok iyi. Bence Serdar da iyiydi. Ya Fenerbahçe takım halinde iyiydi. Aynen. Frankfurt karşısında. Devam edelim 3-4-3'ü yerleştirmeye. Merkeze Max Meyer ve Gustavo var. Kanat bek pozisyonunda sağda Osayi Samuel, solda da Osayi Samuel de iyi yani.
artıyor performansı. Devam edeceğiz. Ön bölge Mesut Özil, Valencia ve merkezleri hücum hattında da Berisha. Aynı 11 galiba. Evet. Max Meyer yoktu. Max Meyer maçında ki bu 11 Mert Hakan Yandaş'la başlamıştı. O da iyiydi. Mert Hakan'ın oyları %9 ama tabii dün oynandı bu maç. Tabii. Salı oynansaydı tabii. Mert Hakan ya 11'deydi ya da %20 civarlarındaydı. Kesin Pelkas da tabii kadroya girebilirdi o zaman. O da var. Tabii Pelkas da Pelkas'ın da durumu belli oldu. Yani Mert Hakan da çok sakatlık, şanssızlıklar yaşadı. Aslında amiri takım seviyesinde bir orta saha oyuncusu. Yani Pelkas da hakikaten sevgili Erdem hep konuşuyoruz seninle de. Yunan ligine daha dikkat etmemiz lazım. Yani bizim kulüplerimizin. İşte Pelkas, Butas Sivasspor'un yeni transfer ettiği Siopis, Zavellasi'ydi. Yani bizim Türk futboluna uygun oyuncu profilleri, bir kere fizik gücü yüksek, yetenekli oyuncular. Hani ben kulüp yöneticisi olsam, sadece büyük kulüp için söylemiyorum, Yunan ligine bir göz atarım yani. Hem komşu yakınımız, her gün günde 2-3 tane uçak var. Hı hı. Oyuncular şey olarak da, ekonomik olarak da hani çok pahalı, hem bonservis hem maaş olarak da çok yüksek değil. Bir bakmak lazım. Yani Pelkas da hakikaten özel bir oyuncu. Gelen büyük de bir şanssızlık mesajlarda yani. Mesajlarda az önce bahsettiğimiz konu, Fenerbahçe maçı salı oynasaydı Pelkas buradaydı. Şimdi Bogi kullanıcı adıyla izleyicimiz paylaşmış, Kaan paylaşmış, Bora paylaşmış. Hepsinin ön bölgesi Ener Valencia, Berisha ve Pelkas şeklinde Mesut oluşuyor. Bir izleyicimiz Rossi olarak koymuş. Mesut'u koymamışlar mı? Bora'nın 11'inde Mesut yok. Hı-hı. Kaan'ın 11'inde Mesut Pelkas Ener şeklinde. Ama diğer işte izleyicimizde şimdi, de Pelkas Berisha Rossi şeklinde. Ama işte Mesut da, Mesut Özil de Frankfurt'ta sizi öne geçiriyor. Frankfurt'ta sizi öne geçiriyor yani Mesut Tabii. Özil yani. Herhalde Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana oynadığı en etkili maçtı Frankfurt. Ya tabii çok büyük bir futbolcu ama tabii çok kolay değil. Bizim ligimiz zor bir lig. Hep konuşuyoruz senede Erdem. Bizim ligimiz evet kaliteli değil belki ama biz, Türkiye'de top oynamak hakikaten zor. Kimler geldi? Zorlandı. Raşit Altun, çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sonuna geldi. Ben bir şey söyleyecek misiniz gibi daldınız böyle bir umut. Ya yazık oldu Fenerbahçe'ye. Dedim ama devam mı edelim acaba? Hayır, ülke puanı açısından ama. Da tabii kazanıp gelmek çok özel olurdu. Bir kez daha Avrupa Arenası'nda ülkemizi temsil eden takımlarımıza başarı dileklerimizi iletelim. Güzel sonuçlar, güzel futbol diyelim en azından. Keyif veren futbolla beraber ilk mesaiyi tamamladık. Ha, top oynadık yani. Aynen. Üç takımımız da çıktı sahaya top oynadık. Aynı görüntüyü görebilmek. Sanal direktörü tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü aynı saatte yine birlikte olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.